Evet arkadaşlar, bugün size ne yapıyoruz? Tokasız, sadece bir örgü lastiğiyle bant, önlerden bant nasıl yapılır onu göstereceğiz. Arkadaşlar tepe noktasını ayırdık, tamam mı? Buradan da şöyle bir tutamımızı ayırdık. Düzgün bir şekilde. Hemen şöyle bakın, kulağın üstünde bu şekilde. Ondan sonra örgü, bir adet örgü lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Orta kısmından ayırıyoruz. Böyle. Tamam mı arkadaşlar? Sonra tarağımızı alıyoruz. Saçımızı. Sıkmaya da sıkabilirsiniz. Sıkmaya da bilirsiniz. O size kalmış. Müşterinin gibi doğal şeyliğini isterse. Müşterimiz birazcık şeyde kalsın. Alıyoruz. Evet, aparatımızı alıyoruz. Böyle bir aparatım var arkadaşlar. Aparatımı aldıktan sonra direkt ortadan sonra burayı tutuyoruz. Şöyle şöyle yapayım. Evet. Şöyle yukarıda kaldır. Arasındaki saçları da iyice taradıktan sonra arkadaşlar saçımızı alıyoruz. Saçımızı sadece sıkıyoruz. Tokasız. Gördüğünüz gibi. Bayağı turşun olur. Evet, aynı şekilde bu tarafa yapıyoruz. Yine düz ayırdık. Yine aynı şekilde kulak hizasından böyle saçımızı ayırıyoruz. Bakın. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde lastiğimizi alalım. Lastiğimizi aldık. Bu şekilde. Yani çok fazla sıkmamıza gerek yok lastiğimizi. 3-5 tur atmamız yeterli. Sonra bunu ortadan hop içinden alıyoruz. Bu şekilde durmasını, yanlamasını almayın arkadaşlar. Yanlasını alırsanız böyle dikilir. Ama böyle ortadan yaparsanız aşağı doğru durur. Sonra buramızı aldık. Evet, spreyimizi sıkacağız. Saçımızı ilk önce taradık. Evet. Spreyimizi yönüne doğru sıktık. Aparatımızı alalım. Evet arkadaşlar, aparatımızı aldık. Aradan da ortadan da yerleştirdik. Çektik. Tutuyoruz. Bunu yukarı doğru çekiyoruz. Çekmemizin amacı güzel bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde taramak için. Tamam, bırak. Ondan sonra arkadaşlar sadece şurayı biz tutalım bir. Şu ucuna. Tamam. Burayı sadece çekiyoruz. Tamam. Bırakabilirsin. En son tekrardan bir spreyimizi sıkıyoruz. Tokasız bant işlemi nasıl yapılır? Evet. Bakın görüyorsunuz, ortadan ayırdığımız için saç aşağı doğru düşüyor. Aşağı doğru düştüğü için de olmuş oluyor. Öbür türlü olmuş olsaydı bu saç böyle kalıyordu. O yüzden ayrım noktasına dikkat ediniz. Eğer müşteriniz isterse şu kısma birazcık krep atabilirsiniz.
istemese de böyle kalabilir. Evet. Şöyle bir bakalım. Tokasız, tek lastikle, bant. Evet, görüşmek üzere.